Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Benden çok istenen, çok fazla takipçimin fotoğrafını gönderdiği ve istediği bu süveter modeli ile karşınızdayım. Şimdi sizlere detaylarını paylaşacağım. Öncelikle şöyle süveterimize bir yakından bakalım. Bakın bu şekilde spor. Çok güzel bir süveter oldu. Şöyle detaylı olarak. Bakın. Bunu açık tonlarda çalıştım. Şöyle arkadan da gösterelim. Bakın. Aynısını aynı ölçülerde bir de böyle mavi tonunda çalıştım koyu tonda. Sizlere fikir olsun diye isterseniz bu şekilde mavi tonlarında da çalışabilirsiniz. Daha böyle kotlarla falan daha sportif bir görüntü oluşur. Ya da böyle açık tonla da çalışabilirsiniz. Bakın iki örnekte birbirinin aynısı. Aynı ip kullanıldı. Şunu birkaç defa giydim. O yüzden hafif bir genişleme olabilir. Şunu daha hiç giymedim. Duruşu da bakın. Bu şekilde çok sportif, gerçekten çok güzel, şahane bir model oldu. Gelelim ile ilgili detaylara. Hangi ipleri kullandığımı göstermek istiyorum. İp numaralarını da sizlerle paylaşacağım. Benimle birlikte aynı ölçüleri tutturmak isteyenlere daha iyi bir fikir olur. Daha net olarak tutturabilirsiniz ölçülerini. Şöyle bu açık renk krem rengini göstermek istiyorum. Nako Superlams 25 ipini kullandım. Şöyle renk numarasını da söylemek istiyorum. Şöyle netleştirelim. Evet, renk numaramız 1204. Böyle açık tonlarda kullanacaksanız eğer örmek istiyorsanız bu ipi tercih edebilirsiniz. Şu maviyi de göstermek istiyorum. Bu da yine Nako Super ipi. Şöyle numarasını paylaşalım. Bunun da numarası 6674. Siz dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz ama e, ee, önemli olan püf noktası şöyle gösterelim. 4,5-5 numara ile örülebilecek bir ip seçmeniz. Şöyle metraj olarak da söylemek istiyorum. 100 gramlık 200 metrelik bir ip. 2 ee, adet ip kullandım. Bir süveterde 2 adet ip gitti. Bunları şimdi söyleyeyim çünkü sürekli yorumlarda geliyor hangi ipi kullandınız kaç adet kullandınız falan diye. Aradan zaman geçince ben de unutuyorum kaç adet ip kullandığımı ve yanlış cevap verebiliyorum. O yüzden lütfen videoyu detaylı izleyin ve not alın toplamda 2 adet ip kullanmış olduk bir süveter için gerçekten de çok ekonomik oldu. Şöyle düşünürsek eğer bu iplerin tanesi 10 lira 2 tane kullanmış olduk yani 20 TL'ye Böyle güzel, şık ve sportif bir süveter elde etmiş olduk. Gayet spor, modern bir model oldu. Klasik süveterlerden çok farklı. Üzerinde kullandığım model de gerçekten şahane bir model. Şöyle bakın. Detaylı göstereyim. İçlerinde böyle ajurlar var. Sepet örgü modeli ama ajurlu sepet örgü modeli. Klasik sepet örgü modeli değil. Evet süveterin ölçüleri ve detaylarından önce ben şu ajurlu sepet örgü modelini şimdi sizlere ayrıca bir göstermek istiyorum. Bu modeli kavradıktan sonra çok rahatlıkla bu süveteri yapabilirsiniz. Modelin bir tık detayları var onları dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen modele geçelim. Evet şimdi modeli aynı ipin farklı bir rengiyle sizlere göstereceğim. Hemen şöyle ipimi alıyorum. İlmek atarak modelim. Bunu sadece model olarak gösteriyorum. Sizde bence bu süvetere başlamadan önce lütfen bu modeli öncelikle bir çalışın. Eliniz alışsın daha sonra süveter üzerine uygularsınız. Şöyle hemen ilmek atarak başlıyorum. Toplamda 18 artı 2 20 ilmek atıyoruz. Evet 20 ilmek attım. Şöyle bir iki sıra sadece bir lastik örgü modeli uygulayacağım. Modelimiz daha net anlaşılsın diye. Bir ters bir düz yaparak şöyle bir arkadan hemen başlıyorum. Evet bir ters bir düz lastiğimi yaptım. Şimdi ön sırada ve arka sırada da yine yapacağım. Toplamda 3 sıra lastik uygulamış olacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve direkt lastiğimi uygulamaya başlıyorum. Evet bu şekilde kısa bir lastik oluşturdum. Şimdi modele geçebiliriz. <laughs> Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Direkt önüme çıkan 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane düz ördüm. Şimdi 5 tane ilmeği ters olarak örüyorum. Evet. 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi tekrar 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kalan kenar ilmeği ile birlikte 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Örgünün arka yüzünde ters ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Örgünün arka yüzünde şu an yapılacak işlem bu. Tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine son olduğu için düz olarak örüyorum. Şimdi geldim örgünün ön yüzüne. Bakın ne yapmış olduk? Düz ilmeklerimiz... Şöyle netleştirelim kamerayı. Düz ilmeklerimiz ve ters ilmeklerimiz kendini göstermeye başladı. Toplamda iki sıra düz ve ters olarak ördük. Toplamda şimdi 4 sıra olması lazım. İki sıra ördük. Bir sıra daha gideceğiz önde. Bir sıra da arkada gideceğiz. Düzleri düz öreceğiz, tersleri ters öreceğiz. Yani toplamda 4 sıra düz, 4 sıra ters. Bu şekilde örmüş olacağız. Devam ediyorum yani. Toplamda 4 sıra örmüş olacağım. Düzleri düz olarak, tersleri de ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu örgümün 3. sırası. Bir de arkada tekrar aynı işlemi uygulayacağım. Toplam 4 sıradan sonra modelimiz kuruluyor. model kendini göstermeye başladı. Hemen arka sırayı da aynı şekilde tersleri ters düzleri düz olarak görelim. Evet 4 sıra boyunca ilmeklerimizi 3 tanesini düz 5 tanesini ters olarak ördük. Duruş bakın bu şekilde. Şimdi geldik modelin önemli noktası olan şu ajurların yapıldığı kısma. Yani biz şu an şu kısmı örmüş olduk. Şu kısımları. Şimdi geldik bu ajurların yapıldığı kısma. Bu kısmı dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ilk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sırada bütün ilmekleri düz örerek ajurlarımızı vereceğiz. Birinci ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi. Ortadaki ikinci düz ilmeğimi de ördüm. Şimdi bakın. Üçüncü düz ilmeğim ve yanında bir tane ters ilmeğim var. Bu ikisini birlikte kesiyorum. Kestim. Burada ilmeğimin azalmaması gerekiyor. O yüzden de şöyle bakın. İpimi doladım ve örmeye devam edeceğim. Yani ne yapmış oldum? Burada kestiğim ilmek yerine bir tane artırma yapmış oldum. Yani ilmeklerim yine aynı devam ediyor. Aradaki 3 ilmeği düz olarak ördüm. Bakın ters ilmeğin bir tanesini düzle kestim. Burada bir artırma yaptırdım. Aradaki 3 tane ters ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi geldim bu tarafa. Şu düzlerin sağında ve solunda kesme yaparak ajur oluşturacağız. Şimdi bunu da sağa doğru kesiyorum. Sağa doğru kestim. Ama kesmeden önce burada da bir tane artırma yapıyoruz. Artırmaları sağda, sağ taraftan, solda da sol taraftan yapıyoruz. Artırmamı yaptım. Şöyle sola doğru hemen kestim. Bakın böyle bir görüntü var. Şu düz ilmeği, bakın 3 tanenin arasında kalan düz ilmeği düz örüyorum. Geldim sola. Şimdi sola doğru kesiyorum. Burada bir artırma yapıyorum aradaki 3 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Burada yine kesme yapacağım çünkü solda bakın düz ilmeğim var ve yanında ters ilmeğim var. Burada kesme yapacağım. Dolayısıyla başına doluyorum ve sola doğru kesmemi yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde örerek sıramı bitiriyorum. Yani ne yapmış olduk biz? Şu 3 tane düz ilmeğin sağından ve solundan kesme yaptık. Kesme yaptığımız yerlerde de bir tane artırma yaparak ajur yapmış olduk. Bu artırmaları bu şekilde başına doladığımız için de buralarda bu ajur denilen delikler oluştu. Şimdi örgünün arka yüzündeyiz. Örgünün arka yüzünde bu ajur yaptıktan sonraki arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu artırma yaptığımız bakın şöyle boş aldığımız ilmekleri de yine ters olarak örüyoruz. Evet, arka sırada bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Bakın, ilk sepetlerimiz oluşmaya başladı. Şimdi ikinci sepetlerimizi yapacağız. Burada da dikkat etmemiz gereken husus bakın. Şu düz olan ilmeklerim var ya, bunları terse çevireceğim. 3 tane düzü bunları terse çevireceğim. Bunları terse çevirirken de ters sayımız 5 tane olması gerektiği için şu kenarlardaki artırma yaptığımız ilmekleri de terse çevireceğim. Bunlar ters olacak. Şu arada bakın 3 tane düz örmüştük kesme yaparken. Artırma yaptığımız yerlerin ortasında 3 tane düz örmüştük. Bunları da düze çevireceğiz. Yani mantık şu. Tersler düz olarak devam edecek. Düzler ters olarak devam edecek. Yani basit görünen ama biraz mantığı zor bir model aslında biraz mantığının kavranması zor. Ben birkaç kişi de izledim yani pek anlayamadım açıkçası daha sonra kendim oturdum deneme yanılma yöntemiyle belki 4-5 kez sökerek kendim oluşturdum ve o şekilde kendim anladım. Şimdi gelelim ikinci modelimizin kurulumuna 3 tane düz ilmeğim var düzleri ne yapıyorduk bu sırada yeni sepete geçtiğimiz için ters olarak örüyorduk. Hemen başlıyorum ters olarak örmeye. Şurada artırma yaptığımız bu delikli ilmeği de ajurlu ilmeğimizde ne yapacağız? Yine ters olarak öreceğiz. Terslerimi ördüm. Şimdi bakın şu arada ters olup üzerine düze çevirdiğimiz ilmeklerimiz vardı 3 tane. Bunları ne yapıyoruz? Düze çeviriyoruz. 3 taneyi düze çevirdim. Şöyle yaptık bakın. 5 ters oldu. 2, 4. Şu kenar ilmeğini saymayalım. Sayalım pardon. 5 ters oldu. Arada 3 tane düz oldu. Bu kenar ilmeklerine takılmayın. Şurada mesela diyelim ki 2 tane ilmeğimiz kalsa bile düzlerin kenarına ters gelecek. O şekilde devam edeceğiz. Şimdi 3 tane düzümüz yaptıktan sonra ne yapıyorduk? 5 tane ters yapıyorduk. Ajurlu ilmeğimiz tersimizin birincisi. Ortadaki 3 tane düzü de terse çeviriyoruz. Kenardaki ajurlumuzda yine ters ilmek oluyor bu sırada. E şu aradaki 3 düz ilmeği de yine düz olarak devam ettiriyoruz. 3 düzümü yaptım. Kenardan 3 ilmeğimi ters olarak devam ediyorum. Son kenar ilmeğimi de yine ters olarak devam ettirdim. Şöyle bakın. Modelimiz oluştu. Orijinal model üzerinden de şöyle gösterelim. Bakın ters ilmekler düze döndü, düz ilmekler terse döndü. Şu arada ajur yaptığımız sırada hepsini düz ördüğümüz için de bakın bu sıra düz olarak görünüyor. Birkaç sıra daha örmek istiyorum tam olarak anlamanız için. Şimdi geldik örgünün arka yüzüne. Arka yüzde bakıyorum düz ilmekler var, ters ilmekler var. Artık düz ilmekleri düz olarak örüyorum bu sırada. Tersleri ters olarak örüyorum. Toplamda önde bir sıra ördük. Şimdi ikinci sıradayız. 4 sıra aynı işlemi tekrarlayacağız. Düzleri gördüğümüz gibi düz örüyoruz. Tersleri gördüğümüz gibi ters örüyoruz. Bu sırada mantık bu. Örgünün ön yüzündeyim. Bakın ikinci motifimdeyim. Şimdi üçüncü sıradayım. Gördüğüm ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. günün tekrar arka yüzündeyim düzleri düz tersleri ters olarak son kez örüyorum şu an dördüncü sıradayım ikinci sepet modelini kurduktan sonra Toplamda 4 sıra aynı işlemi tekrarlamış olduk. 2. sepet modelimiz oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar ajur kısmına, kesme kısmına geldik. Bütün ilmeklerimizi düz olarak başlatıyorduk, değil mi? Önümde ters ilmek var. Direkt bunları ters olarak örüyorum. Şimdi geldim. Düz ve ters var. Burada ne yapıyordum? Bir tane artırıyordum ve bir tane sola doğru kesmemi yapıyordum. Ortadaki düz ilmeği düz olarak örüyordum sola doğru kesmemi yapıyordum. Sola doğru kesme yaptıktan sonra bir tane artırma yapıyordum. Şu ters ilmeklerden ortada kalan 3 tanesini düze çeviriyordum. Tekrar bakın düz ve ters ilmeğim var. Başına doluyorum, artırmamı yapıyorum ve buradan bir tane kesiyorum. Ortadaki düz ilmeği düz ördüm. Sola doğru kesiyorum ve bir tane artırıyorum. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Mantık bundan sonra aynı. Bakın toplam iki tane sepetimizi kurmuş olduk. Bundan sonra mantık aynı şekilde devam edecek. Sadece şu ajur sırasında kafanız karışabilir. Bu sırayı dikkatli takip ederseniz sonrasında mantık çok kolay devam ediyor. Ben elimden geldiğince kendi anladığım mantıkla size anlatmaya çalıştım. Öyle 5 ters, 3 düz bilmem ne onunla pek ezbere ben yapmıyorum açıkçası. Ben e, bu örgülerin mantığını kavramaya çalışıyorum. O yüzden de kendi anladığım mantıkla da sizlere anlatmaya çalıştım. Modelimiz bu şekilde. İlmek sayıları sizi asla etkilemesin. İlmek sayısı 100 tane de olsa aynı mantıkla öreceğiz. 10 tane de olsa aynı mantıkla öreceğiz. Modelimiz bundan ibaret. Umarım anlaşılmıştır.